Merhaba değerli izleyenler, Times of Türkiye özel yayını için Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde bin gündür bekleyen Diyarbakır annelerinin buradaki bekleyişine, acısına ve çocuklarına olan özlemlerine tanık olmak için buradayız. Onlarla bir yayın yaptık. Şimdi de meseleyi derinlemesine çalışan, teoride hem pratiğe hem sahayı bilen hem uluslararası konsept içerisinde meseleye çalışan iki hocamızla da enine boyuna konuyu tartışalım diye düşündük. Şimdi 40 dakika içerisinde bu meseleyi konuşacağız. Umarım faydası olur. Bizimle birlikte Doçent Doktor Veysel Kurt var. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem Diyarbakır'a hoş geldiniz hem yayınımıza hoş geldiniz. Hüseyin Aptekin'le birlikte Ne Var Ne Yok programını birlikte zaten hazırlıyoruz. Aynı zamanda iki hocamızın imzasının olduğu yeni bir kitap da yayınlandı. Adı Diyarbakır Anneleri. Onun da hem bu meselenin Türkiye'de ve farklı dillere de çevrilince dünya genelinde bu konunun iyi anlaşılmasına ciddi bir katkı vereceğini açıkçası düşünüyorum. Veysel, seninle başlayalım. Ya bininci gün oldu. Anneler burada HDP İl Başkanlığı önünde direnişini, beklentilerini sürdürüyorlar ve 35 çocuk şimdiye kadar geriye dönmüş. Hem bu bin günlük süreci hem de bu beklenti, bu çaba bundan sonrası için ne tür sonuçlar doğurabilir? Nasıl değerlendiriyorsun? Evet Yusuf, hakikaten çok önemli bir olay. Az önce bahsettiğin kitabın başlığını tartışırken Hüseyin Hoca'nın önerisiyle teröre karşı toplumsal bir hareket olarak tanımladık biz Diyarbakır annelerini. Ve bu açıdan baktığımızda dünyada benzer bir örneğine rastlayamadık. Bir literatür taraması yaptık. Evet, farklı sebeplerle aileler teröre karşı zaman zaman çeşitli eylemlere imza atmışlar. Örneğin DAEŞ'e karşı son zamanlarda işte diyelim ki Irak'ta, hatta Türkiye'de çocuklarının geri gelmesini isteyen aileler çeşitli eylemlere imza atmışlar. Fakat bu şekilde doğrudan kendi inisiyatifleriyle ve doğrudan terör örgütünü hedef alarak ve bu kadar kararlı bir şekilde herhangi bir olaya, herhangi bir örneğe rastlamadık. Bu açıdan çok çok önemli. Hı hı. Yine Türkiye'nin terörle mücadele konsepti içerisinde baktığımızda şimdiye kadar kullanılan birçok strateji var teröre karşı. Ve özellikle devlet merkezli, güvenlik güçlerinin merkezinde olduğu bir mücadele bu. Tabii ki çok boyutlu bir mücadele. Fakat hem bölge içinden de olması fazlasıyla önemli. Hem de az önce söylediğim gibi kitabın başlığının da yansıttığı üzere sivil bir inisiyatif olarak başlaması çok önemli. Medyada da görüntülerine rastlıyoruz zaten. Hala var çeşitli medya kanallarında. Ve biz de kendisiyle konuştuğumuzda ayrıntılarıyla anlattı. Hacire Hanım, evet. Hacire Ana bu olayın ilk başlatıcısı. Ve olayın akışına baktığımızda hakikaten çok spontane olarak başlamış. Bir annenin kendi oğlunu, kendi evladını kurtarmak için başlattığı bir eylem. Ve sonrasında diğer ailelerin de ya neden olmasın düşüncesiyle küçük küçük katılımlarla başlayıp ve birinci gününe geldiğimizde işte 300 aileyi rakam olarak baktığımızda 300 aileden fazla ailenin katıldığını görüyoruz. Buraya katılan ailelerin çocukların, yani buraya katılan 35 ailenin çocuğu geri dönmüş. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Ve dolayısıyla hani bütün bunlara baktığımızda aslında bu ailelerin hem bölgedeki, hem bölgeye dair hem de terörle mücadeleye dair ve PKK'ya dair 3 tane ben önemli eşiği geçtiğini veyahut da algıyı kırdığını düşünüyorum. Birincisi PKK'nın yarattığı korku iklimini kırması ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleyi değerlendirirken özellikle burayı ziyaret ettiğinde annelere hitaben siz korku iklimini yıktınız gibi bir ifade kullanmıştı. Bu hakikaten çok önemli çünkü PKK burada bir korku atmosferi oluşturmuştu özellikle sivillere yönelik ve bu korku atmosferini yıkabilecek sivil bir eylem ortaya koymak neredeyse mümkün değildi. Tabii ki güvenlik güçlerimizin son zamanlarda bölge güvenliğini sağlamış olmaları, PKK'nın belini kırmış olmaları bu açıdan fazlasıyla önemli. Belki Hüseyin Hoca üzerinde durur. Fakat en nihayetinde sivil insanların bu korku şeyini, iklimini kırmaları birinci önemli mesele.
İkinci önemli mesele ise HDP ile PKK arasındaki bağ ifşa etmiş olmaları. Hmm. Yani HDP işte özellikle son yıllarda bölge halkını temsil ettiğine dönük çok böyle iddialı söylemler taşıyordu. Evet. Ve fakat doğrudan hani Hacire Ana'nın başlattığı şekilde terörden, PKK'dan çocuğunu kurtarmak isteyen bir annenin HDP'nin kapısına dayanması bir siyasi parti için aslında en hafif tabirle çok dramatik bir şey. Ve süreç içerisinde baktığımızda aslında çok da haksız olmadığı ortaya çıktı. Bugüne kadar mesela ilk bu olay başladığında HDP'lilerin yani resmi şeylerinin belki de çıkıp bu annelere destek verseydi bu az önce bahsettiğimiz bağ hani ifşa olmak bir yana belki başka bir algı oluşturacaktı. Fakat tam tersine bir sürece şahit olduk biz. Üçüncüsü ve yine çok önemli bir kırılan üçüncü algı şu. Terör tarafından, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların ölümden başka bir çaresi yokmuş gibi bir şey var. Yani ya PKK infaz edecek veyahut da dağda yaşamaya devam edecekler veyahut da işte girdikleri bir çatışmada öldürülecekler gibi bir şey vardı, algı vardı. Başta bu burada bekleyen annelerin çocukları olmak üzere 35 anne ki bu süreçte burada olmayıp da çocukları dönen aileler de var. Aslında çocukların yani terör örgütüne zoraki bir şekilde veyahut da kandırılmış bir şekilde kapılan çocukların önünde alternatif bir yol olduğunu da göstermiş oldular. Ve bunun mümkün olduğunu da göstermiş oldular. Haliyle bu üç önemli nokta, bu senin sözünü ettiğin bin gün içerisinde tabii ki çok daha başka şeyler var. Fakat Türkiye açısından benzersiz olması daha önce denenmiş 2014'te fakat çok etkili olmamış. Dünyada ise benzeri bir şeyi olmaması ve bu üç noktada algıyı kırmış olmaları PKK terör örgütünün hem algı açısından hem de bölgede yaratmış olduğu tırnak içerisinde mitler açısından bu algıyı kırmış olmaları bence fazlasıyla önemli. Orayı yine açabiliriz ama Hüseyin sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi burada annelerle hani konuştuk, babalarla konuştuk, kardeşler var. Çoğundan şu tür cümleler duyduk. Hemen işte arkamızda HDP il başkanlığı var. Ve orada işte üst katlardan bazılarının yatakhane olarak kullanıldığına dönük, eğitim yeri olarak kullanıldığına dönük pek çok insandan bu tür cümleler duyduk. Yani HDP il başkanlığında çocuklar daha kaçırılmadan önce yatakhane olarak burasını kullanıldığına dair veya eğitim yeri olarak kullanıldığına dair bir ara geçiş yeri gibi açıklamalarda bulundular, iddialarda bulundular. Yani bir siyasi parti için ya böyle bir toplumda bu tür bir çıktılar vermek ne tür sonuçlar doğurabilir? Onlar açısından bu bir yani bu anneleri anlayabiliyorlar mı durumlarını? Ne ifade ediyor? Taza Köse ve Abdullah Erboğa'yla beraber 60 kadar aileyle görüştük. Hı hı. Diyarbakır'da, Muş, Van, Şırnak, Hakkari bu eylemden nereye yayıldıysa her şehre gidip 60 kadar anneyle biz görüştük. Ve aşağı yukarı hepsinin hikayesinde HDP'nin oynadığı bir rol var. Hmm. Mesela az evvel şöyle başımı çevirdiğimde gördüm. Celil Bey arkadan geçiyordu. O da Diyarbakır ailelerinden bir tanesi. Onun bir hadisesi şöyle bir şey. Mesela oğlu yok, bulamıyor oğlunu. Diyorlar ki haberimiz yok. HDP'ye geliyor soruyor, haberimiz yok diyor. Çıkıyor yukarılara, çocuğun montunu buluyor. Diyor, bu benim oğlum montu. Diyorlar yok değil, o başkasının montu. Derken arbede yaşanıyor ve monttan oğlunun kimliği düşüyor yere. Bu binada. Bu binada. Ve buradan belki bilmiyorum kadraja sığıyor mu ama şu hemen üst katta sağ tarafta ranzalar var. Bunu sadece bir anne bir baba söylemiyor. Çok kişi söylüyor. Evet. Ve dönen çocuklar yahut da kaçırıldıktan sonra bir şekilde geriye haber gönderebilen çocuklar. Diyorlar ki bizi burada sakladılar. Ailelerden haber alıp buraya gelenler sorduklarında burada yok diyorlar. Ve bazısı hayır burada oğlunuz yok derken, kızınız yok derken aslında çocuk yukarıda. Ve şu çok söyleniyor. Ya PKK bir işte silahlı bir örgüt ve bu örgütün bir siyasi ajandası var. Hı hı. Bu ajandaya inanan, bu ajandanın ideolojisine sahip olan kişiler
kendi rızalarıyla katılıyor deniyor. Yusuf 8 yaşından başlıyor. Evet. Yani bizim görüştüğümüz insanlarda çocuğu en erken örgüte katılan demeyeceğim ben artık ona, kaçırılan kişi 8 yaşında, 9 yaşında olanlar. Yani 8 yaşında, 9 yaşında bir çocuk ne ideolojisinden anlar, ne ajandasından bilir, devlet nedir, siyaset nedir, ne anlar? Evet. Yani şuradan şu bakkala gönderdiğinde izlersin çocuk gidip gelebilecek mi diye. Bu çocukları buradan kimisini otobüslerle, kimisini yürüyerek patikalardan, dağların arasından ta Kandil'e kadar, Suriye'ye kadar, Irak'ın başka bölgelerine kadar göndermişler. Ve bunların bir kısmı yollarda, biz bunu da duyduk. Veysel hocamla gidip de dönenlerle görüştüğümüzde, şimdi ismini vermeyeyim belki yani o kardeşimizin güvenliği için tehlikeli olabilir. Bazıları o kadar tehlikeli patikalar ki düşüp ölüyor ve bırakıyorlar geride. Deva çünkü bir ay, iki ay yürüme var. Şu mağaralara giriyorlar, saklanıyorlar. Bunlar çocuk 9, 10, 11, 13, 14. Tamam 18 yaş üzerinden katılanlar da var. Üniversitelerde radikalize edilmiş bir kısmı, beyinleri yıkanmış. Onlar için şunu diyebilirsin, ya aldanmış gitmiş. Ama 9-10 yaşında bir çocuk, ya bu çocuk katılamaz, kandırılamaz, bu çocuk ancak kaçırılır. Ya bunların hepsinin hikayesinde, büyük bir çoğunluğun hikayesinde HDP'nin bir rolü var. Engelliler var. Engelliler var. Engelli ya. Çocukları da mı kaçırıyorlar? Az evvel içeride sohbet ettim. Çocuk duyamıyor. İşitme engelli. Eli olmayan çocuk var. Niye? Çocuğun eline bomba vermişler. Çocuk bombayı atamadan elinde patlamış. Bilmiyor çünkü. Eline veriyorlar, git şuraya at diyorlar. Atamadan bomba elinde patlıyor çocuk. Eli yok. Ve o çocuğu da götürüyorlar yanlarında. Yani bu kadar engelli bir çocuğu niye oraya götürüyorsun? Şu düşüncen olur. Ya yani yarın öbür gün ben bunun üzerine bomba koyar bir yerde patlatırım. Bu. Yani şimdi biz maalesef sadece HDP değil, farklı muhalefet partilerinden de. Yani HDP öyle bir parti değil, aslında başka bir misyonu var. İşte ekoloji, kadın, şudur budur. Ya değil, mevzu bu kadar net. Evet. Bir çocuğun eline bomba koyup, bomba verip o çocuğu ölüme gönderen bir hareketin payandası olmuş durumda. Yani bunu hani siyasal konuşmayalım falan diyoruz ama ben burada açıkçası Yusuf, çok sinirlerime hakim olamıyorum. Çünkü hemen önündeyiz ve bu anneler, babalar bize bunları aktarıyor. Bunu biz burada izleyicilere aktarmazsak bunun bize sorumluluğu var artık. Evet. Dolayısıyla bu iş kampanyanın işte siyasal propagandanın çok da ötesinde. Ve bu gönderilen çocukların büyük bir kısmı da yine partinin bilmem ne ilçesinin başkanı, bilmem nelerin gençlik kolları başkanı buraların aracılığıyla götürülmüş. Şimdi bunu belki Diyarbakır'da bunu konuşabiliyoruz ama İstanbul'dan buraya bakanlar diyorlar ki neden bir siyasi partinin bu kadar üzerine gidiliyor? Neden HDP'nin önünde bekliyorlar? Gitsinler askerin polisinin önünde beklesinler. Ya bu anneler, bu ablalar, babalar o kadar saf insanlar değiller. Rastgele burada çadırı kurmalılar. Bir sebepleri var buraya gelmelerinin. Çünkü pek çoğu çocuğundan en son haberi buranın önünden almışlar. En son çocuklarını görenler buraya girerken görmüş. Ve az önce bir ifade kullandım. Bir ara istasyon dedim. Hakikaten de buraya girenler tek yön biletle Kandil'e, Kamışlı'ya, işte Avaş'ın Basiyen bölgesine gönderilmişler. Ve Vesel Hocam az evvel çok iyi ifade etti. 7 yıl, 8 yıl haber alamayan aileler var. Evet. Ama buraya geldikten sonra, buraya katıldıktan sonra bir gün bir telefon geliyor. Diyor ki anne ben seni gördüm. İşte TRT Kürtü'de gördüm ya da bir gazetede gördüm. Ben hayattayım. Buradayım, geleceğim diye haber alan çok sayıda aile var. Evet. Yani bunu sadece bize kulaktan kulağa söylemiyorlar. Yani izleyicilerimiz TRT'nin, Anadolu Ajansı'nın farklı farklı outletlerin yayınlarına bakarlarsa çok cesurlar. İsimlerini evet. Vere vere, adreslerini vere vere diyor ben buradayım. Oğlum gel beni bul. Kızım gel beni bul. Ya dolayısıyla burada bir az önce Veysel Hoca dedi ya korku duvarı yıkıldı evet. Diye hiçbir şeyden korkmuyor. Kaybedecek bir şey de yok. Yok diyor ki ben diyor zaten bir kısmını hani annesi babası bir tanesi vefat etmiş. Hani böyle çok zayıf aileleri seçiyorlar. Böyle bir çocuk kaçırma şebekesinden bahsediyoruz Yusuf. Bunu hiç böyle bir siyasi ideolojik bir kılıfa sokmaya gerek yok. Çocukları, engelli çocukları, anne babasından birisi olmayan çocukları, hatta bazen zeka problemi yaşayan çocukları, hani böyle bir sorunu olan, tıbbi sorunu olan çocukları özellikle seçip buradan kaçırmışlar. Burada bir çocuk kaçırma şebekesinden bahsediyoruz. Ve bunların ellerine, vücutlarına bombalar sarılıp, ellerine keleş verilip en öne, mevzideki ilk hedef alınacak yerlere de
bu problemli çocukları koyuyorlar. Şimdi bir şey ekleyeyim Hüseyin. Tabii tabii. Şimdi Hüseyin hocam hatırlarsın annelerle konuşurken şu soruyu sorduğumuzda oldu. Hani bu eyleme başlamadan önce de siz diyelim ki çocuk için HDP'yle mi temas kurdunuz diye evet diyorlar. Ya dolayısıyla bu aslında yani bu HDP'nin örgütle olan bağ falan burada bilinen bir şey. Evet. Ve dolayısıyla hani sanki burada çok organize bir şekilde gelip burada oturdular, ortada hiçbir şey yokmuşçasına falan öyle bir şey değil. Ya buradaki insanlar meselenin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Hani boşuna gelip burada oturmuyorlar. Hüseyin Hoca'nın da ifade ettiği gibi. Boşuna gelip burada kamp kurmuyorlar. Ve hani işte o Hacire Hanım'ın işte medyaya yansıyan görüntüleri de ilk ki kendisiyle de konuştuk, anlattı. Özellikle şeyi sorduk. Yani neden HDP? Ya diyor başka ne olacak diyor. Başka ne üzerinden gidecek ki benim çocuğum? Hmm. Kimseyi bilmez, tanımaz, etmez. Yani hani örgütü kastediyor. Örgütle herhangi bir bağlantısı yok. Dolayısıyla hani şey noktası biraz burası olmuş gibi duruyor. Ve bu bile aslında yani HDP'nin peki Veysel, halk yani, nezdindeki şeyini çok açık bir şekilde gösteriyor. Peki HDP, yani PKK'yı anladık. Terör örgütü belli hedefleri var ve işte 1978'den bu yani Türkiye'ye karşı savaşıyor. Cinayetler işliyor, katliamlar yapıyor. En çok da öldürdükleri arasında Kürtler, Kürt vatandaşlarımız var. Askerlerimizi şehit ediyorlar. PKK bir terör örgütü, kanlı bir terör örgütü. HDP bu payandalığı neden yapıyor? Yani HDP'nin ne tür bir ajandası var, ne tür bir hedefleri var? Niye yapıyor bu aracılığı? Yani buradaki çünkü kimle konuşsak bu annelerden hepsi aynı şeyi söylüyor. HDP PKK diyorlar. HDP PKK ayırmıyorlar. Her cümlenin içinde birlikte geçiyor bu ifade. Yani biraz işin şey tarafı var. Hüseyin Hoca bu konuları daha iyi çalışıyor. Hatta kitabı var. Çeşitli ülkelerdeki terör örgütlerini incelediği. Ben biraz oradan öğrendim. Hüseyin Hoca o anlamda katkı yaparsa iyi olur. Mesela PKK'nın diğer örgütlerden farkı biraz şu Yusuf Hocam. Örgütü kuran ekip dağda. Diğer ülkelerde mesela örgütleri kuran şeyle kurucular belli bir süre sonra kalıp daha siyasi şeyde devam ettiriyorlar. Silahlı kanat ise başka bir şey oluyor, başka bir ekip oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu şeyin kurucusu olan ekip Abdullah Öcalan başta olmak üzere yakalandı Abdullah Öcalan. Fakat birlikte örgütü kurduğu ekip dağda ve haliyle bu meselenin tırnak içerisinde artık sahibi mi diyelim, yöneticisi, sözde yöneticileri mi ne diyeceksek artık onlar dağ kadrosundakiler. Ve haliyle aslında meselenin doğanlığı içerisinde baktığımızda HDP'nin dolayısıyla örgütün şeyi altından, şemsiyesi altından çıkması biraz mümkün değil. Arada böyle bir yapısal bir bağımlılık ilişkisi var. Esasında bu bağımlılık ilişkisinin kırılması için HDP çok önemli fırsatlar ele geçirdi. Hatta son 20 yılda bu anlamda devletin bir politikası olarak da kendisine bir alan açıldığını ifade etmemiz mümkün. Yani daha siyasi alanda kalmaları, siyasi söylemler kullanmaları, kendilerini şeyden örgütten ayrıştırmaları için HDP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı üyesi olduğu ve %11 oy aldığı bir atmosferden bahsediyoruz. Bu aslında bize açık bir şekilde HDP'nin bu imkana kavuştuğunu gösteriyor. Ve dolayısıyla bu bir yanıyla böyle kurulmuş fakat bir yanıyla ben tercih olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Hala bir şansı var mı? Hala bir şansı var. Fakat inatla ve ısrarla bu şansı kullanmamayı tercih ediyor maalesef HDP. Belki Hüseyin bunu da eklemek istediklerini olabilir ama sana şey sormak istiyorum. Şimdi annelerle konuştuğumuzda en fazla yani benim dikkatimi çeken konulardan birisi Suriye vurgusu. Yani kaçırıldı, Kamışlı'ya götürüldü. Kaçırıldı, Tel Temir'e götürüldü. Kaçırıldı, Kobani'ye götürüldü. Ya da işte gittik orada bulduk. İşte tam bulacaktık, tekrar kaçırdılar vesaire. Bir Suriye'deki bölge isimlerini çok hani duyduğumuzu görüyoruz. Neden Suriye? Irak'tan, hatta Irak-İran sınırından daha Suriye'nin denize açılan işte İdlib kısmına kadar diyelim, Afrin'e geçip İdlib'e kadar bir kuşak projesi vardı. Yani tüm o bölgeyi PKK bir nevi bir devletçiye dönüştürmek istiyordu.
Ama şöyle bir problemim var. Irak'ta uzun yıllardır bizim sınırımızın karşısında Irak topraklarında işte Hakurk diyoruz, işte Abaşin Basiyen diyoruz, Metina diyoruz. Bu bölgelerde zaten konuşuluyordu PKK. Şimdi oraları kaybediyor. Şimdi bu işte pençe kalkan harekatlarıyla oralardan PKK temelli olarak atılıyor. Ama biraz birkaç yıl geriye gidersek bu Suriye Savaşı'nın daha kılışık olduğu zamanlarda orada biraz daha kendi yerini meskun görüyordu. Daha böyle tahkimatı var diye düşünüyordu. Suriye'de de aynı kuşağı açmak istiyordu. Şöyle bir problem var. Suriye'de yeteri kadar silah altına alabileceği insan yoktu. Yani ölüme gönderebilecek yeteri kadar genci yoktu. Neden? Çünkü o kuşağın bazı bölgelerinde PKK bugüne kadar hiç var olamamış. Buralarda savaşacak insan bulamıyor. Yerel insanlar PKK'yı, PYD'yi bilmiyorlar. Buralarda savaşacak, elinde tüfek tutacak, işte bombaların altına kendisini atabilecek ya da ittirilecek insanlara ihtiyacı var. O yüzden de 2014-2015 hatta 2013'e kadar götürebiliriz. Türkiye'de çatışmaların durduğu, bizim çözüm süreci olarak andığımız o dönemi PKK Suriye'ye insan taşımak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Bunu yaptı da. Şimdi çözüm süreci neden işe yaramadı diyoruz ya, neden çöktü? Bir sebebi de bu. Aslında PKK'nın bu problemi çözmek adına bir ajandası hiç olmamış meğer. Silah bırakmak, işte ne bileyim, işte dağdan inmek yokmuş bu. Türkiye bu imkanı verdi. Eğer derdiniz buysa gelin dağdan aşağı inin. Eğer siz bir burada bir polis, bir asker kanı dökmediyseniz serbest olacaksınız. Siyasetse siyaset yapın. Ama o süreci PKK buradan gençleri, genç demeyelim çocukları. Hani Hamza yani Adıyaman 9 yaşındaydı. 8-9 yaşlarında itibaren. Yarısı %18 yaşının altında. Yani bizim konuştuğumuz. Tabii. Yani çok büyük oranda, hatta 15 yaşının altında. 15 yaşında. Çok küçük insanlardan, çocuklardan bahsediyoruz. Bunları Suriye'de kime karşı savaştıracak? Hani rejim güçleriyle bir savaş yapmadılar. DEAŞ'la çatışmaları oldu tabii ki PYD'nin. Ama bir de orada asayişi sağlayacak. Orada bir devletçik kurmak için sahada bulunacak askere, polise ihtiyacı var. Tabiri caizse orada asker polis yapmak adına, gelecekteki devlet projesi için bunları kullandılar. Ve çatışmalarda da en öne bunları sürdüler. Dolayısıyla buradan kaçırılan çocukların bir kısmı maalesef Suriye'de hiç alakası, hiç tanımadıkları, hiç bulunmadıkları coğrafyalarda, hiç tanımadıkları insanları öldürürken buldular kendilerini. Ya da hiç tanımadıkları insanlar tarafından öldürülürken buldular kendilerini. O yüzden Suriye'de böyle bir ihtiyacı vardı. Şimdi ama artık Suriye'de Amerika onları bir alan tanıdı ve Türkiye'den de artık çocuk kaçıramıyorlar, onu da söyleyelim. Evet. Yani buradan oraya giden o istasyonlar bu işlevi görmüyor. Yani HDP kendisi bile bunu tutunamadı. Bırakın buradan çocuk göndermeyi, buraya kitlediler, çıktılar buradan il başkanlığından. Ama şimdi de artık Suriye'den hazır Amerika onlara bir güvenli bölge tanımışken artık oradaki Kürtler, Araplar bu gençleri bazen radikalize ederek, bazen de yine çocuk yaşta ailelerinden zorla alarak, ki bunların hepsi dokümente edildi. Amnesty International tarafından, Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch tarafından. Böyle dokümente edildi, arşivlendi bunlar. Ve hatta Human Rights Watch'un bölgedeki raportörü şunu söyledi. Bizim tespit edebildiğimiz rakamlar, yani Suriye'de ailelerinden zorla alınmış çocuklar, aslında büyük bir okyanustan bizim çekebildiğimiz tek bir sepet, tek bir kova diyor. Çok daha büyüğünü henüz biz göremedik. Ve bu arada PYD'nin bir politikası halinde. O anlamda DEAŞ'la aynı şeyi yapıyor aslında. Hiçbir fark yok. Yani DEAŞ nasıl çocukları kaçırdıysa bunlardan aynısını yaptı. Yani uluslararası örgütler bunları görmüyorlar mı? Ya da bilerek mi çok az bir kısmını görüyorlar? Çünkü raporlanmış çünkü olanlar var, onu da söyleyelim. Kendilerini yayınladıkları pek çok hani fotoğraf da var. Mesela BBC'nin, Reuters'ın yayınladığı fotoğraflarda çocuklar görünüyor. Hani PKK'ya, PYD'ye dair işte kendilerinin tırnak içinde hani gerilla dedikleri şekilde fotoğraflar zaten görünüyor. Yani oralardan da belki bunları raporda hep hissedebilirler ama sanki orada da böyle bir, onlar da o okyanusun bir kovasını, kovalı kısmını görmek istiyorlarmış gibi bir algı da var açıkçası. Vallahi Yusuf, bana sorarsan herkes her şeyi biliyor. Ya, Batılı hükümetlerine ikna edilmeye ihtiyacı yok. BBC'nin, CNN'in ikna edilmeye ihtiyacı yok. Herkes her şeyi biliyor. Bak 1000 gündür, 1002 güne geçtik artık. Burada evet. Bu aileler. Şurada gördüğün kameralar, TRT'yi görürsün, Anadolu Ajansı'nı görürsün ya da bizim diğer özel medyamızı görürsün belki ama CNN'miş, BBC'miş. Belki satır arasında bir geçiştirirler.
Ama Veysel Hoca az önce söyledi. Tarihte eşi benzeri olmamış. 300 küsur aile 1000 gündür burada bekliyorlar ve Batı kamuoyu bunu görmüyor. Hani görüyor aslında, biliyor, farkında ama göstermiyor. Batı hükümetleri de bunun farkında. Reuters görmüyor. Hani onları bir şekilde, ne diyelim, tırnak içinde, hadi bunların küresel emperyalist hedefleri var, bu bölgeyle ilgili de hedefleri var, görmüyorlar diyebiliyoruz. Bir şekilde parantez için alabiliyoruz. Ama Türkiye içinde de görmeyenler var. Mesela ya ben şöyle bakıyorum. Terör örgütü PKK 1978'de kurulmuş. İlk kanlı eylemini Siirt Eruh'ta yapmış daha sonra. Ve o günden bugüne kadar Türkiye'de bu saldırılarını sivillere karşı, memurlara karşı, askerlere karşı devam ettirmiş. İşte öldürülen, şehit edilen öğretmenlerimiz, Aybüke öğretmen gibi. Terör örgütü PKK ile mücadele eden Türkiye'deki iktidarlar, şimdi bir sayalım. Anavatan Partisi'nden başlayalım. Turgut Özal'ın Anavatan Partisi. Daha sonra Erdal İnönü, Süleyman Demirel, Süleyman Demirel ve Mesut Yılmaz'la yine koalisyonlarla veya Tansu Çiller'li koalisyon hükümetlerinde, bu dört siyasetçi koalisyon hükümetlerinde 90'lı yılların başından bahsediyoruz. Sonra Erbakan Tansu Çiller koalisyon hükümeti yine, daha sonra Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, daha sonra yine Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli koalisyon hükümeti ve 2002 yılından bu yana da AK Parti. Kaç tane hükümetten ve kaç tane siyasi partiden, soldan ve sağdan, hani burada bahsettik. Bugün şunu görebiliyoruz. Yani bu sorun Türkiye'nin bir sorunu. Yani siyaset üstü bir sorun aslında. Bugün terör örgütü PKK bitirilse, yok edilse, bundan fayda görecek kişi, kurumlar, mevcut hükümete yakın ve onlarla ilişkili kişi veya kurumlar değil. Türkiye'nin tamamını rahatlatacak bir durum. Dolayısıyla ya Türkiye'deki siyaset yapan ve PKK'nın yok olabileceği şeklinde ya da PKK'ya zarar veren herhangi bir eylemi herkesin savunması, desteklemesi gerekir. Yani ben böyle bakıyorum meseleye. Ama bugünkü tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela bu Diyarbakır'a gelip Diyarbakır anneleriyle şöyle toplumu rahatlatacak, onlara moral verecek, motive edecek bir yaklaşım içerisinde olmadığını görüyoruz. Millet İttifakı içindeki partiler neden gelip burada gerçekten kamuoyunu tatmin edecek şekilde Diyarbakır annelerine destek vermiyorlar, destek açıklamasında bulunmuyorlar. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Evet, önce bıraktığın yerden bir tespit yapalım, haksızlık yapmamak adına. Yine kitapta baktığımız meselelerden biri buydu. Özellikle işte hangi parti nasıl tepki vermiş? Hem şey düzeyinde resmi temsil makamına sahip olan siyasal partilerdeki temsilciler düzeyinde, hem de burayı ziyaret etmeleri bağlamında ne söylemişler, nasıl tepki görmüşler? Biraz bunlara baktık. Medyaya yansıyan şeyler üzerinden tabii ki. Hı hı. Bütün bizim kitabı yazarken iki kaynak kullandık. Bir, anneler. İki, medyaya yansıyan bilgiler. Ve baktığımızda hakikaten bu muhalif partilerin bırak destek vermeyi, bazılarının anneleri suçladığını görüyoruz. Gelip burada annelere karşı, mesela CHP bir ziyarette bulundu. Yanlış hatırlamıyorsam Özgür Özel, kamuoyundan çok baskı geldiğinde kendisi gelmiş buraya. Fakat ne emniyete haber vermiş, ne valiliğe haber vermiş. Hı hı. Burada bir şekilde gözükmek adına buraya geliyor ve fakat maalesef annelerle veyahut da ailelerle diyelim daha geniş bir anlamda tartışmaya giriyor. Yani o güne kadar PKK aleyhine herhangi bir açıklamayı duymadıkları için anneler tabii hassas. Sonuçta evet. Ortada evlatları var. Yani böyle bir sıradan bir tepki göstermiyorlar. Daha yüksek sesle bir tepki vermelerini bekledikleri yani için bunu siyaset üstü bir mesele olarak konumlandırmak evet, gerekiyor. Ve tam da bu noktadan o şekilde konumlandırmaları gerektiğini muhalefete ve dolayısıyla örgüte bir tepki vermelerini bekliyorlar. Güçlü bir tepki vermelerini, hı-hı, bekliyorlar.
Fakat vermeyince de işte hani bu sefer ziyaret, buraya gerçekleştirdikleri ziyaret maalesef amacına değil tam tersi bir şeye hizmet etmiş oluyor. Anneleri suçluyorlar, tartışmaya evet. giriyorlar vesaire. HDP'lilere baktığımızda zaten tam tersi. Evet. Medyaya yansıyan hakaretler, medyaya yansıyan işte annelere dönüp evet. işte hani o PKK'nın kullandığı çeşitli semboller, şimdi şey yapmayalım. Evet evet. Şimdi gerek bize yok. De söylediler, kaynar su döküyorlardı, dökmeye çalışıyorlardı üstümüze de. HDP evet. çeşitli binalarda zaten. HDP il başkanlıkları önünde eylem yaptıkları zaman yüksek sesle müzik açarak anneleri bezdirmeye dönük şeyler vesaire vesaire. Aslında yani ez cümle bir şey söylemek gerekiyorsa muhalefetin bu meseleye bakışı doğrudan güzel ifade ettin. Siyaset üstü bir mesele olarak bakmaları gerekirken maalesef işte hani iktidarın PKK'yla bir meselesi olarak bakıyorlar. Açık bir şekilde çok, konuşmamız gerekiyorsa. Çok acı. Ve evet gerçekten çok acı. Yani belki de bu ülkede bütün insanları, bütün ahalinin bütün kesimlerini birleştirebilecek çok az şey vardır. Bir tanesinin örgüt olmasını beklersin. Fakat bu tavırlar, muhalefetin bu tavırları maalesef PKK'yı bu noktada ayrıştırıyor. Peki neden böyle yapıyorlar? Tam da işte HDP'nin temsil ettiği ve günümüzde oluşan siyasi koşullar nedeniyle bir oy deposu olarak bakmaları bu bölgeye. Yani esasında siyaset üstü bir meseleyi tam da siyasete nasıl alet edilir? Biz onun şu anda fragmanlarını görüyoruz. HDP'nin bir şekilde temsil ettiği şeye bir oy deposu olarak bakılıyor. Bu kadar araçsallaştırılıyor ve haliyle örgüt bunun üzerinden neredeyse meşruiyet kazanacak bir noktaya geliyor. Geçen bir görüntü düştü önüme. Bülent Ecevit. Hı hı. Şöyle bir ifade kullanıyor yanlış hatırlamıyorsam. PKK'nın propagandasını, şehirde propagandasını yapmak PKK'ya katılmaktan daha tehlikelidir diyor mesela. Neden? Çünkü şunun neden söylüyor bunu? Şunun farkında. Evet PKK ifade ettiğin gibi işte hani kurulmuş, güvenlik güçlerine veyahut da sivillere de saldıran fakat daha çok işte hani kırsal bölgede dağla konuşlanmış bir şey. Fakat toplumda bir şekilde meşrulaştırılması demek o zihniyetin, o eylemlerin toplum içine taşınması anlamına gelecek. Ecevit'in aslında o sözü söylerken muhtemelen düşündüğü şey buydu. Evet. Fakat geldiğimiz noktada bu mesele o kadar araçsallaştırıldı, siyasallaştırıldı ki bir şekilde artık iktidara hizmet eder mi, etmez mi? Seçimlere şu kadar şu partiye şu kadar faydası olur hesapları üzerinden maalesef hem genel anlamıyla PKK ile mücadele hem de daha özel noktada bu annelerin mücadeleleri maalesef heba ediliyor diyebilirim. Evet. Çok teşekkürler Veysel Hocam. Güzel değindin, güzel açıkladın. Hüseyin, eklemek istediğin var mı bilmiyorum ama hani süremizin bence de son... Veysel Hoca bence gayet güzel toparladı. Süremizin sonuna geldik. Yani Diyarbakır anneleri açıkçası bence hani yani Kürt sosyolojisi içerisinden de hani bu meseleye bakıldığında bence çok değerli, çok anlamlı bir milat kırılma noktası hani yaptıkları şey. Çünkü devlet, hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeri mücadelesini, güvenlik mücadelesini zaten verir, verdi, vermeye de devam eder. Ama PKK'nın ve HDP'nin hani o balonunu patlatacak şekilde işte biz Kürtleri temsil ediyoruz, Kürtleri savunuyoruz, balonunu patlatacak şekilde ve sanki bu gençler, bu çocuklar onlara rızasını katıyormuş gibi oluşturdukları o propaganda, o algıyı aslında bu annelerimiz kırdılar, yok ettiler ve çoğu da hani içeride çadırda da konuştuk, Kürtçe konuşuyor. Yani Türkçe konuşamıyor diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla bu çok anlamlı. Umarız bu meseleye siyaset üstü bakılır ve bütün siyasi partiler bu meseleyi Türkiye'nin bir meselesi olarak görür ve orada bir fırsat olarak görüp bu buradaki aileleri desteklerler ve daha da çoğalması için çaba sarf ederler diye bir hani niyetimizi biz de ortaya koymuş olalım. Değerli izleyenler, Times of Türkiye özel yayını olarak Diyarbakır annelerinin 1. gününü konuştuk. Diyarbakır'dayız, HDP il binası önündeyiz ve burada hem annelerle görüştük, onlarla konuştuk, bekleyişlerini, beklentilerini dinledik, paylaştık ve sonrasında da konu uzmanlarıyla Doçent Doktor Hüseyin Aptekin ve misafirimiz, konuğumuz Doçent Doktor Veysel Kurt Hoca ile birlikte
meseleyi analiz ettik. Umarız faydası olmuştur. İnşallah başka bir programda yeniden görüşmek üzere. İyi günler, hoşça kalın.